Lucia y los Pandía. Haciendo sus buenas filas, más delgadas que sus cabellos. Dancen y se verían, choquen y se verían, dancen y se verían, choquen y se Bu proje Sayın Kadir Topbaş Başkanımızın Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde 1999 yılında başlattığı bir proje. İstanbul'da makamsal birliktelik etrafında birleşmiş olan Ermeni, Yahudi ve Müslüman toplulukların ilahilerini birlikte seslendirdikleri, aynı notalarla ilahilerini seslendirdikleri bir proje. Bunu geçmişe doğru baktığımızda İstanbul'un 550 yıllık birliktelik tarihi içerisinde süzüle süzüle bugüne gelen bir müziksel buluşma, makamsal buluşma olduğunu görüyoruz. Biz de bu projeyi başlatırken Şef Taşkın Savaş'ın yönetiminde, onun müzik bilgisi çerçevesinde yönlendirdiği, genel sanat yönetmenliğini yaptığı bir iş. Bu projede bu gruplar ilahilerini birlikte seslendiriyorlar. Buradan İstanbul'daki birlikte yaşanmışlığını, çünkü özellikle konseri ilk defa dinleyenlerin şaşırdığı, mesela bir Müslüman Yahudi ilahisi başladığında "Aa, ben bu müziği biliyorum" diyor ama arkasından İbranice bir ilahi başlıyor veya bir Ermeni ilahisi başlıyor, "Aa, ben bu müziği biliyordum" diyor. Çünkü müzik Türk sanat müziği makamları. İşte bu akşam da Nihavend, Uşak, Kürdilicazkar örnekler verilecek. Bu çerçevede İstanbul'dan bu ayrı ayrı dinlere sahip insanların asırlardır ortak üretimlerini görmüş olacağız. Dini ilahilerin dışında konserin ikinci bölümünde La Dini dediğimiz şarkılarımızdan örnekler verilecek. Buradaki dikkat çeken özellik ise çoğumuzun fark etmediği, hani şarkılar için denir ya gönül telimizi titreten diye, belki bizi ağlatan, belki bizi neşelendiren, mutlu eden, ortak duygularımızın tercümanı olan birçok şarkının bir Rum bestekar, bir Ermeni güftekar veya bir Müslüman güftekar, bir Yahudi bestekar veya tersi veya tersi veya tersi olduğunu görüyoruz. Birçok şarkımızın bu şekilde ortak üretimlerle yapılmış olduğunu veya hepimizi ilgilendiren bir şarkının sadece bir Ermeni güftekar ve bestekara ait olduğunu veya bir Yahudi güftekar ve bestekara ait olduğunu görüyoruz. Bu birliktelikleri görmek insanlara sanatın nasıl birleştirici olduğunu ve bu topraklarda nasıl ortak, kalıcı
asırlara uzanan sanat eserleri üretildiğini göstermesi açısından da önemli ve manidar buluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yine bu konseri bu sene 17. defa gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da inşallah biraz daha düzenli olarak ve daha sık bu konseri gerçekleştirmeye çalışacağız.